Evet sayın seyirciler, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'le olan sohbetimizi sürdürüyoruz. Şimdi günümüze gelelim. Günümüzden 2019'a kadar neler olacağına gelelim ve bu konuda kendisinin de çok tartışma yaratan bazı sözleri de var. Bazı tespitleri de var. O tespitleri de soralım. Seyircilerimizin sorduğu sorular var. Lütfen, onları da soralım. Kendisi de cevap versin. Efendim, şimdi hemen şu soruyu sorayım. Siz daha önce demiştiniz ki tam seçimden sonraydı, yani 16 Nisan referandumundan sonraydı. Seçimden sonraydı. Yani bir şey kurulması, bir hükümet kurulması söz konusu olduğunda demiştiniz ki bu şartlar altında Erdoğan'ı dışlayan herhangi bir koalisyon vesaire falan milli olmaz. Evet. Bunu herhalde sizin diğer partilerin pozisyonuyla ilgili eleştirilerinizden okumak 2015 lazım. 2015 sonu mu o Rus, 16 mıydı 15 mi Rus büyükelçisi öldürülmesi? Hı hı. 16 değil mi? Ben de şimdi yanlış söylemeyeyim. Tabii. Şimdi o zaman söyledim. Şimdi o zaman şunlar oldu üst üste. İstanbul'da Maçka'da biliyorsunuz. Hı hı. Polislerimize karşı Maçka'da, hı hı, ve Beşiktaş'ta eylemler oldu. 40'ın üzerinde polis görevlimiz şehit oldu. Arkasından Kayseri'de komando eğitimine katılan komandolara karşı eylem oldu. Yine 30'un üzerinde. Yılbaşında Rayna'da o terör saldırısı oldu. 34 kişi kayboldu. Ve arkasından da Ankara'da Rusya'nın büyükelçisi katledildi yılbaşında. Şimdi o tablo karşısında şunu gördük biz. Yani Türkiye yönetilemiyor bir kuvvet. Hı hı. Türkiye'de can güvenliği yok. Büyükelçilerin bile yok. Polisin yok. Hı hı. Askerin yok. Hı hı. Komandonun bile yok. Hı hı. Efendim Ukrayna'da eğlenen insanın yok. Hı hı. Bu Türkiye'yi bir darbe... Tamam, bütün bunlar da AKP yönetimi altında oldu. AKP yönetimi altında. Hı hı. Yani AKP Türkiye'yi yönetemiyor ve AKP, evet, can güvenliğini sağlayamıyor. Yani o tablo çıktı ortaya. O tablo çıktığı zaman biz Türkiye'nin bir tehditle, bir operasyonla karşı karşıya olduğunu gördük ve bunu önleyecek bir milli direnme hükümeti veyahut da şunu söyledik. Evet, milli direnme hükümeti olsun dedik. Şimdi orada da parlamentoya bakıyorsunuz, AKP'nin çoğunluğu var ve onları dışlayarak bir hükümet kurma şansı da yok. Biz orada AKP'nin hükümetini paylaşacak bir öneri getiriyoruz. Yani nedir? AKP'de olsun, CHP'de olsun, MHP'de olsun, Vatan Partisi'de olsun. Hı hı. Şimdi HDP dışındaki bu dört parti bir hükümet kuralım. Hı hı. Şimdi bunu yaptığınız zaman AKP'nin hükümetini kurmuyorsunuz ki, tam tersine AKP yönetemiyor, gel paylaşalım. AKP'yi devirerek bir hükümet kurma şansı var mı o gün? O gün yok. Yani mesela parlamento aritmetiği içerisinde AKP'siz bir hükümet kuramıyorsun. Peki şöyle sorayım. Onun için biz... Bakın bu şimdi de gündeme işte gelir yani gibi oluyor. Yani şimdi Afrin olayından sonra neler olacak yani, değil mi? Şimdi o zaman bunu söyledik ve bu Ankara'da tartışılmaya da başladı. Yani AKP Türkiye'yi yönetemiyor, nereye gidiyoruz? O zaman hep birlikte sorumluluğu paylaşalım, Türkiye'yi buradan çıkaralım. Şimdi yeniden bu Türkiye'nin önüne gelebilir. Yani şunu söyleyebilirsiniz. Efendim ben AKP'ye karşı mı? Olmasın. Tamam, olmasın. Kurun buyurun. Nasıl kuracaksınız? Parlamentonun bir aritmetiği var. Hani peki AKP'nin içinden farazi, de diyelim. Farazi olarak şöyle sorayım o zaman. Seçime götürelim derseniz olur. Hı. Bakın şimdi biz onu o dönem bunu öne sürdük. Bir milli direnme hükümeti olsun dedik. Ama ondan sonra bu eylemler falan duruldu. Bunun üzerine o şeyi geri çektik. O günkü tablo içerisinde bir çözümdü. Yoksa şimdi 2019 seçimlerine gidiyoruz. Ama şimdi bu laf tabii. Başlık böyle olunca konjonktürün ötesine çıkıyor. Yani AKP işte, Erdoğan millidir, diğer karşısındaki şeyler bakın, milli değildir. Onu da sorarsanız bana, yani bugün Tayyip Erdoğanlar ben millidir, millidir böyle herkesin kafasına bir küme geçirmekten yana değilim. O bir metafizik anlayış. Yani şundan yanayım, pratiklere bakmak. Şimdi Tayyip Erdoğan FETÖ'nün üzerine yürüyor. PKK'nın üzerine yürüyor. Amerika ile bugün karşı karşıya. İşte Tokat'ta, Elazığ'da Amerika ile karşı karşıya.
şeyde Kılıçdaroğlu da Amerikasız bu iş çözülmez diyor daha 2-3 gün önce. Yani Amerika diyor. Bizim müttefikimiz Amerika'dır. Şimdi bunları görmek zorundasınız. Pratik bu. Şimdi Kılıçdaroğlu bu milli bizim dedi, müttefikimiz Amerikalı mıdır? O diyor. Yani, bakın ama, bütün CHP son 10-15 gün içerisinde sürekli olarak genel başkan yardımcıları, genel başkanları falan filan biz Amerikasız olmaz. Amerika bizim sadık esas müttefikimizdir. Bunu CHP devamlı işliyor. Şimdi buradan ben CHP gayrimillidir öyle ama pratiğe bakıyorum. CHP Atlantik tarafında Tayyip Erdoğan da Amerika ile karşı karşıya. Bu bir gerçek. Vallahi nasıl okuduğunu yani mesela ben de CHP'lileri okuduğum zaman bana da öyle geliyor ki çok sayıda Amerikan hatta doğrusu biraz fazla eleştiriyorlar bakın gibi geliyor. CHP Amerika İran'a vuruyor, Rusya'ya vuruyor, Suriye'ye vuruyor. Hem Kılıçdaroğlu'nun Batı Suriye'ye, gazete, Suriye'ye katil diyorlar. Suriye defalarca heyet gönderdi. Ben hiç öyle bir heyet bilmiyorum da yani katil diyorlar Suriye'ye. Bizzat Kılıçdaroğlu'nun ağzından, diğer yöneticilerin ağzından şimdi, baskı ve zorbalık yapıyor. Ve Kılıçdaroğlu'nun makaleleri... Hayır, şu tartışmaya tartışalım isterseniz. O yani daha doğrusu siz anlatın. Ama asıl sormak istediğim konu şuydu. Evet. Sapmaktan korkuyorum zaman kısa olduğu tabii, için. Tabii, sapmayalım. Şimdi bu yarın diyelim bir seçim olacak. Mesela Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir kısmı AKP'nin yani adayı belli. Evet. Erdoğan olacak. Evet. Erdoğan'ın karşısında olanlar var, yanında olanlar var. Şimdi eğer siz aynı şeyi bugün de düşünüyorsanız belki şöyle bir mantık çıkar bundan. Erdoğan diğerlerine göre daha milli olduğuna göre Erdoğan'ı desteklemek benim, lazım. Öyle mi? Efendim Erdoğan'ın rakibi Vatan Partisi. Hayır onu anladım. Erdoğan'ın rakibi Doğu Perinçek ama Erdoğan'ın düşmanı değiliz. Bakın iki şeyi ayırmamız lazım. Biz hiçbir zaman Amerika ile birleşerek Erdoğan'ı devirmeyiz. Bakın, kimse net, Erdoğan'ın düşmanı zaman, veya başka bir liderin düşmanı olmamalı. Yani şimdi bir görelim bunları. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Erdoğan'ın rakibi değil. Yani onun düşmanı ne yaparsa diyorsunuz. Düşman konumu da görüyor. Böyle bir şey de ilerici kesim de oluştu. Ama daha tehlikelisi şu, HDP ile birlikte Erdoğan'ı devirmek, Amerika ile birlikte Erdoğan'ı devirmek. O senaryonun içindeler. Yani bir kolunda sizin FETÖ, analiziniz yani. Analizim değil. Bakın Ankara'dan İstanbul'a bir kolunda FETÖ, bir kolunda PKK yürüyor. Ne diyor? Hapishaneler boşalsın. Hapishanede kim var? Şimdi oraya gelelim. FETÖ'cüler var, şimdi PKK'cılar oraya. Var. Başka kimse yok ki. Şimdi oraya gelelim. Yani, pek çok akademisyeni attılar. Canım. Ay yok efendim. Hepsi şimdi peki. Yani şimdi akademisyen dedikleriniz, evet içeride olması falan ayrı bir şey ama bugün 70 bin insan hapishanede. Niçin hapishanede? FETÖ darbesini yapmışlar. Ergenekon, Balyoz'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, Vatan Partisi'ni... Vallahi 70 bin insan o dediğiniz darbeyi yapmış olsa doğrusu aslında, o darbe... Bakın sayıyorum ama eylemleri sırf o darbe değil. Darbeye katılan var, efendim Ergenekon tertibini yapan var, Balyoz tertibini yapan var, polis içinde yuvalanma var, yargı içinde yuvalanma var değil mi? Var, var oğlu var. Şimdi burada bazı hatalar yapılabilir ama görelim bugün... hapishanede hayır, olanlar. Deminki sorumu şey yaparsak oradan da buraya gelelim. Zaten tabii, bu tabii, benim bir tabii, sonraki sorumdu tabii, gerçi. Tabii. Yani mesela bu durumda birinci şeyde siz muhtemelen aday olacaksınız değil mi? Cumhurbaşkanı adayı olacaksınız. Biz adayız bakın 27'si hayır, dedim. Ben Cumhurbaşkanı adayım. Ha. Çünkü Vatan Partisi'nin genel başkanı Türkiye yönetsin diye seçiliyor. Yoksa Vatan Partisi'nin genel başkanlık yapsın diye. Bakın şimdi Afrin olayı. Hayır onu anladım. Şu bir sonraki soruma için bunu sormuştum. Buyurun. Şimdi bu durumda 2019'da siz de aday oldunuz. Diyelim ki şanssızlık oldu. Birinci turdan sonra ikinci turda iki aday arasında olamadınız yani. Evet. Böyle bir ihtimal de var. Evet. Peki o takdirde... İki tane aday olacak. Evet. Bunlardan bir tanesi Erdoğan olacak muhtemelen. Evet. Öbürü de herhangi bir işte İYİ Parti olabilir, CHP olabilir, onların desteklediği veya başka bir parti olabilir, onların desteklediği bir aday olacak. Evet. Bu durumda sizin bakın, tutumunuz deminki gibi bakın, Erdoğan'sız milli olmaz efendim, şimdi bak, olabilir bundan mi? O çıkmaz. Bunlar doğru değil. Bugün, hayır, yorum Afrin, yapmıyorum sadece Afrin, soruyorum. Bakın önümüzde bir savaş var. Türkiye bugün bir savaşın içinde. Hı hı. Vatan Partisi iki
önemli etkene göre pozisyonunu belirleyecek. Birisi nedir? Vatan Savaşı. Vatan Savaşı'ndan yanayız. Vatan Savaşı'nın karşısındaki olan Amerika Birleşik Devletleri ve piyonların da karşısındayız. Bu bizim net bir konumdan var. İkincisi, Türkiye üretim ekonomisine geçmek zorunda. Yani bizim önümüzdeki Türkiye'nin sorunlarına göre bir mevzilenmemiz var. Cumhurbaşkanı seçimi, millet meclisi seçimi, diğer partilere tavır. Ama bakıyorum bugün İyi Parti, FETÖ, efendim Cumhuriyet Halk Partisi, PKK bir mevzi kurmuş. Bunlar el ele kol kola gidiyor. Düşünmüyorum, gerçek ortada. Nasıl düşüneyim? Şimdi niye Vatan Partisi hapishanedeki PKK'lılar çıksın diye kampanya yürütmüyor? Selahattin Demirtaş çıksın diye kampanya yürütülür mü? Çıkmasın mı? Çıkmasın tabii. O parti kapatılsın. Yani öyle mi şey yapmasın? Bakın mesele Selahattin Demirtaş değil. Türkiye HDP'yi kapatmadan ve PKK'nın yasal örgütlenmesine izin vermemek gibi bir tutuma girmeden PKK meselesini çözemez. Yani bu bir insan hakkı meselesi değil. Kalkacak dağdakine kamyonla onun kürsü, PKK'nın kürsüye çıkmasına izin verilemez. Selahattin Demirtaşlar falan filan bunların PKK'nın meclis kürsüne çıkmasına izin verirse Türkiye terör meselesini halledemez. O zaman polisler de öldürülür, askerler de öldürülür, insanlarımız da öldürülür. Bakın dün biz Güneydoğu'nun bütün liderlerini topladık. 80-100 kişi Ankara'da bir toplantı yaptık. İşte oradaki Kürtlerimizin, yurttaşlarımızın PKK'dan çektikleri büyük acılar var. Malum tabii. Evet, tamam. Şimdi siz o halkı, o acıları çekenleri yanınıza almayıp da ben HDP ile beraberim, ben işte bu hapistekileri çıkartacağım. Kim var hapiste? Onu soruyorum. Bakın hapiste işte onları konuşalım. İki kişi var hapiste. Biri PKK'lı, biri FETÖ'cü. Deminki soru şey yapmadı. Yani cevaplanmış olmadı. Cevaplanmış yani, oldu. Şu var. Vatan Partisi Türkiye'yi yönetmeye adaydır. Bir tek Vatan Partisi Türkiye'yi buradan çıkarabilir. Bakın demin Afrin'le ilgili tartışmada da gözüktü bu. Vatan Partisi çözüm getiriyor. Hayır, şu sorum şuydu. Yani 2019'da iki şey olduğunda, o zaman tabloya bakacağız. Niye ben bakayım? Yenilgiyi kabul ederek bir cevap vereyim? Türkiye, bakın Vatan Partisi önümüzdeki 2-3 yıl içinde iktidara gelecek. Gelsin ona. Evet, ama şimdi siz bana yani şunu söyletebilir misiniz? Beni siyasetin kenarına atacaksınız. Bana Tayyip Erdoğan'la Atlantikçiler, ben diyorum ki ne Tayyip Erdoğan ne de Atlantik'in Türkiye için kurduğu hükümet senaryosu. Ama sanki söylediğinizden yani biraz utangaçça da olsa sanki ya gene de Tayyip Erdoğan daha iyi. Öyle bir şey demiyorum. O sizin yorumunuz. Ama evet, benim yorumum ama öyle anlıyorum. Hayır, siz öyle anlayın istediğiniz kadar. Şimdi Afrin'de ne olacak? Kim Afrin'de benimle beraberse, Türk milletiyle beraberse onunla beraberim. Kim PKK'nın üzerine yürümede berabersek onunla beraberim. Kim FETÖ'nün üzerine yürümede berabersek onunla beraberim. Kim üretim ekonomisinin kurulmasında beraberse onun üzerine. Ben burada Tayyip Erdoğan FETÖ'nün üzerine yürüdüğü zaman CHP gibi FETÖ'nün yanına geçmem ki. Veya Tayyip Erdoğan PKK'nın üzerine yürüdüğü zaman PKK'yı hapisten kurtar. Şimdi çok açık. Hani PKK'yı ayrıca konuşuruz ama 10 yıllar bakın, boyunca. Bakın PYD'yi savundu Kılıçdaroğlu. Hayır. PYD dedi orada şimdi, Kurtuluş Savaşı yapıyor. Şimdi bakın. Müsaade edin şu cümlemi doğru söyleyeyim. CHP'ye gelince biraz sansür başlıyor. Sorun değil. İstediğiniz bakın, kadar konuşun. PYD konusunda CNN'de, diğerlerinde falan CNN'de çıktı Kılıçdaroğlu açıkça. Orada dedi Kurtuluş Savaşı yapıyordu. Hadi şimdi o PYD'nin üzerine Türk ordusu gidiyor. O Kurtuluş Savaşı'nın yanında mı olacak? Hayır, Kurtuluş Savaşı falan. Yani lütfen. Onu dedi. Hayır, yok. Dedi efendim arşivlerden şimdi çıkaralım. PYD'yi Kurtuluş Savaşı yapıyor diye hem CNN'e Türk'te canım, hem Habertürk'te söyledi. Şimdi Türkiye o PYD'yi orada silmek için oraya gidiyor. Söylediği şey de 15 yıl önce değil, dün. Doğu Bey, diyelim ki, bir yıl önce. Diyelim ki öyle. Şimdi neticede CHP kendisini savunur. Benim sormaya çalıştığım şey o değil. Yani. Ama siz bana bir tercihte bulunma. İşte onu soruyorum. Ben de bulunuyorum. Diyorum ki PYD'nin üzerine yürüyenin yanındayım. PYD'ye Kurtuluş Savaşı diyenin karşısındayım. Yani siz daha diyorsunuz ki, işte ona sormaya çalışıyorum. Siz diyorsunuz şimdi ki bakın, CHP veya bakın, başkaları. Afrin. Şimdi Türk ordusu Afrin'e yürüyecek. Peki şöyle şimdi sorayım. Ne olacak bakın. İnşallah öyle söylemezler ama bir Doğu çizgi Bey, var Türkiye'de. Sorularımı sorabilir miyim? Yani şey, vakit açısından cevap, söylüyorum. Ama cevap da vereyim. Afrin'e yürüyor, yürüyecek. Evet. Onun önümüzdeki sorun olduğu için çok önemli. Hı-hı. Şimdi Türkiye'de bir grup var. Diyelim ilerici falan geçiniyor. Hı. Efendim Türk ordusu Suriye'nin kuzeyinde çamura battı, batığa battı falan diyen bu Vatan Savaşı değil, Tayyip Erdoğan'ın Saray Savaşı diyor. Hı.
Şimdi bunlarla beraber olundu mu? Onun yerine Erdoğan'la olmak daha doğrudur. Vatan savaşını kim yapıyorsa onunla beraber. Yani, o kadar açık. Evet, yani, ben buna saray savaşı diyenlerle hiçbir zaman beraber olmayacağım. Çünkü Türkiye ile, bakın onların dediği yanlış çıktı. Amerika ile Türkiye karşı karşıya. Peki İran, Suriye, Rusya, Irak saray savaşını mı destekliyor? Astana süreci Tayyip Erdoğan'ı kurtarmak Doğu için. Bey, daha yeni Sayın Erdoğan dedi ki biz Suriye'deki meseleyi Amerika ile yapmak istiyoruz. Onun karşısına istiyoruz. Dikilen de Vatan Partisi. Yani bunu dediği zaman. Hayır yani şimdi Erdoğan'ı Amerika'nın karşısında diye anlatıyorsunuz bakın, ama durum pek öyle bakın, gözükmüyor. Bakın öyle yani şeylere bakın. Burada yanılıyorsunuz. Trump'a gitti beraber bakın, çalışıyoruz dedi. Ya şimdi bakın değerli kardeşim. Hayır ben sadece söylenenleri söylüyorum. Söylemenin hiçbir önemi yok. Pratiğe bakmak lazım. Peki. Tayyip Erdoğan Amerika ile karşı karşıya geldi ve Amerika Tayyip Erdoğan öldürmek istiyor. Bunu görmüyor muyuz yani? Doğrusu görmüyorum yani. Lütfen. Yani Amerika Tayyip Erdoğan'ı ve Doğu Perinçe'yi öldürmek istiyor. Bunu açık açık. Öyle bir bilgim yok. Ama siz söylüyorsanız herhalde bazı bilgileriniz var. Ben söylemiyorum. Rubin'in attığı tweetler, 168 sayfalık raporlar, efendim Foreign Policy'de yayınlanan makaleler falan. Türkiye'de kim FETÖ'nün karşısında, kim PKK'nın karşısında Amerika bunları hedef alıyor, isimlerini de veriyor. Peki yani bunu açıklığa kavuşturmak istiyordum evet. Sadece. Bakın, onun için şimdi bakın burada bu öyle bir yanılgı ki bu. Yani Tayyip Erdoğan'a düşman olacağım diye Amerika'nın yanında durmak o canım, kadar vahim bir yanılgı ki. Bakın buradan şurada yani. 0,9'a kadar gider bu oylar. Yani belki 49'dan 19-29 aşağı doğru gider. Evet. Peki, şimdi bir soru da madem o deminki konuyu sormuş olayım, hızlı hızlı geçelim. Tabii. Şimdi içeride hakikaten çok fazla sayıda insan var. En son oradaki galiba Şahin Alpay aynı zamanda sizin gelenekten yani o aydınlığın ilk kurucularındandır. Kurucularından birisi. Sonradan liberal oldu. Sonradan CHP sosyal demokrat oldu. Sonra liberal oldu. Falan. Gitti. Sonra başka en son da cemaate yanaştı falan. Bunlar mesela ben onun hapiste yatmasını istemem. Yani o ayrı mesele. Ama biraz önce diyordunuz ki işte onlar yazsınlar yani. Bakın ben öyle bir şey demedim. Dikkatinizi çekin. Şimdi şu var. FETÖ darbesi ve cemaat Türkiye'nin düşmanı ve gladyo, bir Amerikan gladyosu. Bunlar büyük suçlar. Malum bunlar senelerdir söylüyorsunuz. Bunlar büyük suçlar işlediler. Evet. Değil mi? Ortada bir eylem var. Koskoca bir darbe yaptılar değil mi? Ve yalnız o değil. Esas büyük suç ne zaman başladı? Vatan Partisi'ni ve Silahlı Kuvvetler'in komutanlarını bunlar Türkiye'yi bölmek için hapse attılar. Hapse atmak için acayip tertipler yaptılar. Değil mi? Hayır ama şimdi konuştuğumuz konu eylem. Havai bir şeyden konuşmuyoruz bakın. Konuştuğumuz konu şu. Şimdi AYM, Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Evet. Dedi ki yani bunların salınması uygun. O kararı uygulayacak mahkeme. Mahkeme dedi ki sana ne kardeşim sen yetkini aştın dedi. Olmaz. Yani mahkemenin o kararı uygulaması gerekir. Çünkü Anayasa Mahkemesi kararları mahkemeler için bağlayıcıdır. Ama biz de okumak. Uygulamıyorlar işte. Hocam o yanlış. Yani o mahkeme. Peki bu şeklin uygulanmaması belli sebeplerden oluyor. Yani bir şu anda yargıda siz diyorsunuz ki mesela yargı altın çağını yaşıyor evet, ama evet, bu nasıl altın çağı ki canım sistem tamamen. Böyle bir tane olay çekersiniz ama ben ama bu bir tane bakıyorum. Olay değil. Anayasa Mahkemesi'nin misin? Hiçbir gücünün adeta kalmadığını şimdi gösteren bakın, bir şey. Ben ona bakmam. Bütüne bakıyorum ben. Yani ormanın tamamına bakıyorum. Bütüne baktığım zaman şuna giriyorum. Türkiye tarihinde olmayan bir şey. Gladyonun üzerine yürüyor yargı. Gladyonun üzerine peki ama aynı zamanda evet. Madem ona gelelim. Neyse orada o madem hata, ona gelelim. Fransız hani devriminde de o hata yapılıyor. Atatürk devriminde de o hata yapılıyor. Başka devrimlerde de o hatalar yapılıyor. Ama işin bütününe baktığınız zaman bizim yıllarca ömrümüzü buna verdik. Amerikan gladyosu, Fethullahçı terör örgütü ve PKK'sı hapislere atılıyor, yargılanıyor ve esas olarak Türk yargısı bununla uğraşıyor. Bu altın devir. Peki yani aynı dönemde altın devir derken aynı dönemde Türkiye gitti. Türkiye ordusu Suudi Arabistan kralının önünde İslam ordusu diye yürüdü. Ama bunların hiçbir önemi yok. Bakın hiç önemi yok mu bunların? Çok yani çünkü bunun yanında bakın
Şunu bakın, Gladio için bakın, soracağım bakın, da onun için. Başka. Bugün Türk ordusu Gladio ile savaşıyor. Hayır, bakın şunu soracağım. Rahmetli Uğur Mumcu, Suudi Arabistan, rabıta ve kontrgerilla arasındaki ilişkileri açık açık yazdı. Ya bugün bunu siz de yazdınız. Şimdi peki bu hiç önemli değil mi Suudi Arabistan'la bu kadar? Hayır efendim, siz gerçeği görmüyorsunuz. Önemli olan şu. Hayır gülmeyin. Önemli olan şu. Hayır görmüyor olabilirim tabii. Bugün Suudi Arabistan'da Tayyip Erdoğan düşman. Lütfen bunu görün yani. Hayır çünkü Katar'la Suudi Arabistan bozuştuğu için öyleler. Ya neyse Suudi Arabistan, İsrail. Daha yeni o öldüğünde oradaki şey zaten. Bayraklar yarıya inmedi mi canım burada? Efendim Suudi Arabistan, İsrail, Amerika bir tarafta. Türkiye, İran, Irak, Suriye bir tarafta. Bu gerçeği niye görmüyorsunuz? Bugün Suudi Arabistan, Türk ordusu PKK ile savaşıyor, FETÖ ile savaşıyor. Esas pratik bu. Türk ordusu Afrin'e girmek üzere. Afrin'e girdiği zaman Suriye'de Arabistan mı olacak yanında? Yani esas cepheleşmeyi görelim. O cepheleşme içinde yapılan hatalar. Valla o cepheleşme içinde ben şunu görüyorum. Türkiye'nin telekomu gibi son derece önemli, stratejik olan şey Suudi Arabistan sermayesine verildi ve Türkiye'yi 4,5 milyar dolar dolandırmış vaziyetteler şu anda. Peki şunu görmüyor musun? Yani bu sizin için çok önemli değil mi? Önemli olmaz mı? Bunun davasını, savaşını veren biziz. Bugün Türkiye ile... Ama teferruat demeye geliyorsunuz yani değil mi? Teferruat değil. Bugün Türkiye ile Amerika savaş halinde. Bugün Türkiye ile Amerika karşı karşıya. Bunu görmüyor musunuz? Efendim, Türkiye-Amerika savaşının içindeyiz. Hala bunu görmüyor bakın, musunuz? Şimdi siz bunu analiz olarak analiz değil efendim. Bugün pratik. Bugün bakın Türkiye neyle savaşıyor? Amerika'nın üzerimize sürdüğü piyon. Amerika diyor ki ben 4900 tır silahı PKK'ya, PYD'ye veriyorum diyor. Evet. Türk ordusu bunları eziyor. Hendeklere gömüyor. Hayır. Evet. Bu bir savaş. Suriye'ye veriyor. Oradan da PKK'ya giriyor. Lütfen. Hayır şu anda Suriye'ye bir şey yapılmış değil. Hayır efendim olur mu? Suriye'ye de yapılmış, Fırat Kalkanı ile girilmiş, tam Elbap'a kadar gidilmiş. Girilmiş sonra Amerika oraya bir takım zırhlıları önünüze efendim, koymuş. Sonra ama Türk ordusu IŞİD'i yok etti. Neyse. Türk ordusu IŞİD'i yok etti. Buradan söylüyorum bütün seyircilerimize. Türk ordusu 3000 IŞİD'liyi Rus ordusu yok etmedi. İran ordusu yok etmedi. Niye Rus ordusu da pek çok yeri bombaladı? Onlar bizim kadar fedakarca o başarıyı kazandı. Ona bakarsanız beğenmediğimiz YPG'de gitti Rakka'yı aldı. Yani Amerikan yardımıyla. Amerika'da IŞİD'i bombaladı. Siz neredeyse sevineceksiniz. Hayır, niçin sevineceğim? Olay böyle oldu yani. Rakka'da YPG'nin yanında mısınız Türk ordusu? Hayır, öyle bir şey değil. Söylemeye çalıştığım şey olanın ne olduğunu. Yani bakın, şunu sormaya çalışıyorum. Ben bu zihniyeti çok hazırlıksız görüyorum. Olabilir. Yani şimdi Türk ordusu Afrin'e girecek. Girdiğinde onu gene konuşuruz. Orada da ben bir takım çevreleri, CHP merkezli çevreleri o savaşta çok hazırlıksız görüyorum ve Türk ordusunun yenilmesinden yana olduklarını hiç öyle, net olarak görüyorum. Hiç öyle olduğunu görüyorum. Bütün bakış açılarını. Zannetmiyorum. Öyle hiç zannetmiyorum. Bakın şeyden de görüyoruz bunu. Batağa battı, çamura battı. Bu bir vatan savaşı değildir. Siz Tayyip Erdoğan'ın savaşı derseniz, saray savaşı derseniz Türk ordusunun yenilmesini istersiniz. Canım daha yeni şu soruyu sormaya çalışıyorum. Daha yeni Erdoğan gitti. Trump'la biz sizden çok iyiyiz vesaire dedi geldi. Hayır efendim ondan dönüşte ne dendi? Sünni bloku kurulacak dedi. Kurmadı. Kuramadı. Evet, yani çünkü kale almıyorlar. Bakın niye şu gerçeği görmüyorsunuz? Bugün Şii olan İran'da, Şii olan Irak'la, Alevi olan Beşer Esad'la Türkiye beraber. Ben sizden meseleyi tartışmıyorum soru ki. Ben size soru soruyorum. Sizden cevap alınca başka bir soruya geçiyorum. Ama soruyu sorun ben cevap vereyim. Tabii. Ama soruları da hızlıca geçmem lazım da onun için. Şimdi daha yeni Erdoğan Batı'yla şöyle böyle falan derken Sayın Mehmet Şimşek Londra'ya gitti. Londra'da Türkiye'ye para vermesi için Londralı bankerleri ve onların da büyük sermayesi Amerikan kökenlidir. Onu da söyleyeyim. İkna etmeye çalışıyor. Şimdi durum bu. Siz nasıl Batı'ya tartışıyorsunuz? Karşı? Soruyu sorun. Hayır. Yani sorum şu, bir taraftan böyle yaparken yani Batı'nın her bir kuruş parasına muhtaç bir sistem içindeyseniz ve o sistemden çıkmak da istemiyorsanız ve onlardan para dileniyorsanız, şimdi Atatürk'ten konuşalım. Atatürk ne der? Ekonomik olarak bağımsız olmayan bir ülke asla bağımsız olamaz.
Şimdi ekonomik olarak bağımsız olmak yerine oradaki uyuşturucu ya müptela gibi oranın parasını hala gidip istiyor iseniz buradan nasıl bir batı karşıtlığı çıkar? Bu nedenle Vatan Partisi iktidara gelecek ve Tayyip Erdoğanlar Türkiye'de iktidarı kaybedecek. Yani ama bunu aynı anda söyleyip de öbür yandan... Aslında şu programda siz benden daha çok konuştunuz soru sormaktan çok. Şimdi bakın bunlar bu nedenle devrilecek. Türkiye'yi yönetemiyorlar. Ama bir gerçeği de görelim. Bugün Tayyip Erdoğan yönetimi gidip oradan para da dilense, Suudi Arabistan'dan da para dilense, şu günkü mevzilenmede Amerika'nın yanında değil, İran'ın, Irak'ın, Suriye'nin ve Rusya'nın yanında. Bu bir gerçek. Yani bunu görelim. İkincisi, ama aynı anda, bakın bir şey daha, aynı anda, bir cevabımı bitireyim. Peki. Biz neredeyiz? Amerika ile Türkiye çarpışmasında Vatan Partisi çok net bir şekilde Amerika'nın karşısında. Londra'da da Amerika'nın karşısında. Pekin'de de Amerika'nın karşısında. Tamam. Ama şimdi biz Amerika'nın karşısında olduğumuz zaman ne yapacağız? Biz bir kere iktidara talibiz ve Türkiye'yi yöneteceğiz. Öte yandan Türkiye'deki hükümetlerin de mümkün olduğu kadar Türkiye'nin bağımsızlığı, bütünlüğü yönünde bir tavır alması için bir mücadele yapacağız. O mücadeleyi başarmamız için düşman tarafa geçmemiz yanlış. Yani biz Amerika'nın yanından, PKK'nın yanından, FETÖ'nün yanından Tayyip Erdoğan'a karşı mücadele ederek Londra borsasındaki olayı savunamayız. Yani. Tamam. Peki. Şimdi sormak istediğim bir şey daha var. O da şu. Erdoğan bizim çizgimize geldi. Evet. Dediniz. Bunu ben söylemiyorum. Amerikan gazeteleri ve Alman gazeteleri açık açık yazıyor. Doğu Perinçek'in çizgisine geldi. Evet. Fakat benzer bir şeyi MHP de söylüyor. Yani niye MHP? O da yani biraz haklı. O da Bahçeli'ye soruyorlar. O da diyor ki ya diyor benim çizgime geldiler. Ne yapayım diyor. Belli şimdi konularda o da haklı. Şurada haklı. Yani MHP eskiden beri evet Amerika ile falan net bir Amerika'ya karşı tutumu yoktur ama eskiden beri PKK'ya, bölücülüğe karşı net ve kararlı bir tavrı vardır MHP'nin, değil mi? Orada bir duruşu var. O duruşa geldiği için bunu söylüyor olabilir, evet. Yani burada bir PKK'ya karşı biz birleşiyorsak biz oradayız. Bakın buradan bütün izleyicilerimize söylüyoruz. Biz PKK'ya karşı kim varsa onunla beraberiz. Peki. İki, FETÖ'ye karşı kim varsa, Devlet Bahçeli'si, Tayyip Erdoğan'ı, geliyorsa Kılıçdaroğlu, gelsin Meral Akşener, hep beraber olalım. Peki. Yani biz burada, efendim Tayyip Erdoğan var, öyleyse ben FETÖ'nün yanına geçeceğim. Efendim Tayyip Erdoğan PKK'ya karşı üzerine yürüyor, o zaman ben de PKK'yla el birliği yapacağım, HDP'yi meclise sokacağım. Peki, orada şu soruyu sorayım. Şimdi deniliyor ki, yani acaba yeni bir milliyetçi cephe 70'lerdeki malum İnşallah kuruluyor. Kurulsun, kurulmalı. Peki ama 70'lerdeki milliyetçi cepheye çok karşıyız. 70'lerdeki değil. 70'lerdeki değil. Öyle bir milliyetçi cepheden bahsediyor. Hayır, öyle bir milliyetçi cephe değil. Afrin'e Türk ordusu giriyor mu? Evet. Amerika ile bugün Türkiye karşı karşıya mı? Şu akşam Amerika'nın yayınladığı bildirilerle, Türkiye yönetenlerin yayınladığı bildirilere bakalım. Karşılıklı meydan okumalar var. Ve çok tehlikeli bir sürece giriyoruz. Bu tehlikeli süreçten nasıl çıkacağız? Ancak bir vatan cephesiyle çıkacağız. Türkiye'nin bütün milli güçlerini birleştirerek çıkacağız. Onun için bu tür kavramları yıpratmayalım. Bu 1970'lerdeki milli cephe değil. O halka karşı bir milli cepheydi. Türkiye'yi savunan milli cephe değil. Bugün Türkiye'nin milli cephesi şu temelde olacak. Peki ama bu soruyu şu sebepten sordum. Aynı anda Türkiye'de bir takım gizli silahlı kamplardan onların bahsediliyor. Onların karşısında ilk onu ortaya koyan Vatan Partisi, ilk yayınlayan Aydınlık Gazetesi. Peki nasıl oluyor bu? Yani bir taraftan halka karşı değil bu diyorsunuz ama öbür taraftan böyle silahlı bakın, Türkiye'nin daha geç 70'lerde nasıl bunlar sonucunda? Bir ikiye bölünür. Bakın bütün kuvvetler kendi içinde çelişmeler taşır. Dünyada hiçbir kuvvet mesela siz ne yaptınız? Amerikan emperyalizmiyle, İngiliz emperyalizmiyle, Fransız emperyalizmiyle İkinci Dünya Savaşı'nda ittifak yaptınız. Amerika'nın o emperyalisti, İngiliz emperyalisti, Fransız emperyalisti ama içinde bir sürü çelişmeler sınıfsal vardı. Bunlar tahakküm rejimleriydi ama siz bir demokratik cephe olarak Hitler'e karşı birleştiniz. Şimdi önümüzdeki dönemde de Türkiye'de birlikte olacağımız güçler, yalpalayan güçler olacak. Ondan sonra tereddütlü güçler olacak, zikzaklı güçler olacak, sınıfsal
prangaları olacak, hı-hı, ideolojik birikim şeyleri olacak, peki, falan. Onun için zaten ittifak budur. Yani ittifak sizinle aynı değildir. Yalpalayandır, tereddüt edendir, duraksayandır, bazen zikzak yapan, karşı tarafa geçendir. Onun için bir kere ihtiyacı saptayalım. Bugün Türkiye Amerika ile cephe cepheye, hı-hı, gelmişse bizim bir milli duruşa, ittifaka, vatan cephesine ihtiyacımız var. Şimdi orada şunu beğenmedim, bunu beğenmedim, böyle bir şey olmaz. Hı-hı. Çok açık. Afrin, işte bütün barikatların kurulduğu, cephelerin, hı-hı, belirlendiği yer. Afrin'de Türk ordusuyla beraber olanla beraberiz. Hı-hı. Afrin'de Amerika'yı destekleyenle, PKK'yı destekleyenle, hı-hı, Kobani'de, hı-hı, Afrin'de, diğer yerlerde. Kobani'ye bildiğim kadarıyla yardım destekleri AKP hükümeti döneminde Barzani konvoyuyla geldi. Yani. Evet. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin oraya çiçek, evet, götürmesi, milletvekillerinin gitmesi, evet, onlara da karşıyız. Evet, onlara da karşı, hepsine olabilirsiniz tabii. Evet. Şimdi bir şey daha sorayım. Aynı dönemde şöyle bir durum var. Evet, bu FETÖ grubu devletin içinden çökülmeye çalışılıyor. Daha doğrusu, evet, hala AKP'ye karşı olanlar sökülmeye çalışırken bazıları da dönek hale geldiler ve çoğu, en önemli FETÖ'cüler şu anda AKP ile beraber çalışmaya devam ediyor. Sadece artık FETÖ'cü olmadıklarını söylüyorlar. Evet. Değil mi? Bu da bir gerçek, isim, evet, isim sayarız burada gerekirse. Dolayısıyla bu nasıl bir mücadeledir? Vatan ona... Partisi devletin içinde FETÖ, Gladio diye bir şey bırakmayacak. Peki. Güzel bir ifade bu. Çok bırakmayacağız. Kökünü kazıyacağız. Hı. Bunu AKP tutarlı, kararlı, sonuna kadar götüremiyor. Hı. O yüzden Vatan Partisi iktidara gelecek. Ama şunu da görelim. Yani AKP'nin de yaptığı bir şey var. FETÖ ile çarpışıyor ve karşı, hı-hı, olduğu, hı-hı, çok açık. Ama onlar yıllarca beraber Türkiye yönettikleri için içinde FETÖ'nün önemli birikintileri var, tortuları var, değil mi? O şimdi da bir gerçek. Bir de, o yüzden AKP Türkiye'yi... Doğu Bey, soru şöyle şey. Yani kusura bakmayın, sözünüzü kesiyorum ama hızlı hızlı soruları, olur, izleyicilerin, peki, sorularına yetişmeye çalışıyorum. Hayır, şimdi bir de şu var. Deniliyor ki pek çok bakanlığa, evet, FETÖ'cüler atıldı ama Menzil tarikatından insanlar, o, getirildi. Doğru. Efendim başka Süleymancılara pek çok... O doğru çok, değil. Bakın ben bunu, peki, ama, ordu içinde de, polis içinde de, yargı içinde de yok inceledim, diyorsunuz, araştırdım. Yani tek tük olabilir ama şu doğru değil. FETÖ'cüler gitti, yerine Menzilciler geldi. Böyle bir şey doğru değil. Evet ama bakın, özellikle şunları görüyoruz. Şunları... Ordu için söyleyeyim. Bakın, ben Orgeneral Arka... Partimizde orgeneraller, korgeneraller, amiraller, arkadaşlarım var. Jandarma, kara, hava ve denizde arkadaşlarıma inceleme yaptırdım. Rica ettim onlardan. Aldığımız bilgiler sonucu bu hem temizlikler hem de terfi sonunda %95-%100 arasında bunların isabetli olduğunu, hı hı, ve efendim genellikle FETÖ'cülerin ve irtica mensuplarının temizlendiğini, ama onların yerini de işte yok menzilciler alıyor falan, böyle bir durum. Hayır, zaten ben ordu için söylemedim. Mesela Sağlık Bakanlığı için söyleniyor. Oralarda, başka bakanlar için, oralarda olabilir için söyleniyor. Çünkü AKP'nin kendisi bir tarikatlar, hı, koalisyonu. Hı hı. Onun için FETÖ'cülerin boşluğunu o bir takım Sağlık Bakanlığı'nda, Tapu Kadastro'da, Fur'da, burada o unsurların... Poliste. Kısmen. Şimdi bir, bakın, de eğitim meselesi var. Da var bakın. Yani poliste mesela, hı, hem dedikleriniz bir kısmen var ama bir yandan da çok sayıda, diyelim tabii ben böyle bir ayrıma şiddetle karşıyım ama Alevi olan memurların alındığını çok iyi biliyorum. Ve bunun hatta bir politika olarak, yani onlar FETÖ ile anlaşmazlar, uzlaşmazlar, onları alalım gibi tercihler olduğunu da biliyorum. Yani bunlar ama Alevilerden yeri gelmişken çok şikayet var. Neredeyse deniliyor, devletin içinde polis teşkilatına şimdi alıyorlar mı bilmem ama Alevi yüksek yönetici kalmadı. Hepsi tasfiye edildi. Onların diyorlar. Karşısındayız ama ben Türkiye'nin girdiği süreci görelim. Türkiye'nin müttefiki İran, Şii olan bir İran, işte Irak, Şiilerin ağır bastığı, hı hı, efendim Suriye, hı hı, Alevilerin yönettiği bir Suriye. Ya böyle bir ittifaklar zinciri içerisinde Türkiye Sünni, hı, yobazlığı yapamaz. Hı hı. Zaten yapamıyor. Ne oluyor? Bakın o Sünni ama blokuna... ortalıkta tarikat yurtlarında tecavüzden geçilmiyor Doğu Bey. Bunlar da çok önemli. Bunu ben de o zaman derim ki Beyoğlu'nda, Cihangir'de, orada burada da tecavüzden geçilmiyor. Yani bakın bu böyle tür... midir? Yani bu böyle kıyaslanabilir mi diyorsun? Kıyaslanabilir. Hı hı. Yani şunun için kıyaslanabilir. Evet. Ben, evet,
mesela tarikat yurtlarında tecavüzden geçirmiyor sözünü kabul etmiyorum. Tarikat yurtlarında tecavüz ama bu bizim... Bu bir abartma olabilir bakın, ama orada da her kesimde, gün bir başka bakın, şey çıkıyor. Bakın ilerici kesimde çok tehlikeli bu şekilde abartmalar var. Yani hayır, genelleştirme benim, anlamında bakın, ben abartma. Ben hapisten çıkarken kınından kılıç çıkmış gibi ondan sonra mücadeleye giriyoruz. Tarikat cemaat Türkiye'de olmayacak. Türkiye şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar ülkesi olamaz diye açıkladım ve orada kararlıyım. Ama toplumun bir kesimini ölü palalı koşede bekliyor. Beni öldürmek üzere veya tarikat yurtlarında herkes insanlara tecavüz ediyor falan. Ama bu, neredeyse onlarca örnek oldu. Bakın siz demin tecavüzden geçilmiyor dediniz falan. Bunlar abartmalı tespitler. Yani, ifadeye zaten genelleştirme dedim, bakın, abartma dedim. Bu tür şeyler maalesef yalnız orada olmuyor. Şimdi bakın sokak çocukları üzerine araştırma var. Benim kendim sokak çocukları şeyinin başında arkadaşım var. Bir de şunlar var Türkiye'de çocuklara tecavüz edilmesi karşısında değil mi? Efendim bunlar onların cinsel tercihidir diye onu meşrulaştıran bir ilericiden arasındaki yok, bir grup da var. Yok canım, öyle bir şey söylüyor. Yok hayır efendim var. Okuyayım ben. Oral Çalıştay bile yazdı bunu. Cinsel tercihtir diye. Yani saçmalık çocukların ırzına geçiliyor. Duvarların diplerinde bunlar sayıca saptanmış durumda. Sokak çocukları var. Bunların ırzına geçiliyor ve bunu meşrulaştıran ve kendisini de ilerici diyen bir kesim var. Yok canım öyle bir şey. Evet, cinsel tercihtir ama diye. O saçmalamışsa şimdi da bakın, devletin hayır, bakın, çözümüdür bu bunu engellemek. Mesela, devletin sorumluluğu şey, değil mi? Eşcinselliğin sebebi cinsel tercihtir diye. Ama bu hakikate bakıyorsunuz bir kısmı sokağa düştüğü için orada tecavüze uğramış. Mesela bunu meşrulaştıran bir ilerici kesim var. Şimdi ben buradan da çıkıp tarikatlarda ırzına geçiliyor, herkesin tecavüze uğruyor gibi. Ya herkesin diye kimsenin bir şey dediği yok ama tarikatlara, yurtların yani yurtların tarikatlara bırakılması yanlış değil mi? Bakın, yanlış milli değil. Eğitim, bakın bunu söylerseniz milli eğitim orada şey açmıyor, bunu, yurt açmıyor, insanları kasıtlı olarak bunun oraya götürüyor. Benim mücadelesiyle geçti ama ben... Oralarda tecavüzler olmuyor mu? Gerçeğe dayanıyor. Tecavüzler oluyor. Evet. Cihangir'de de oluyor, Beyoğlu'nda da oluyor. Peki. Tecavüz yani bunun sokak tiplerinde de oluyor. O zihniyetle yani, ilgisi yok diyorsunuz. Var ilgisi. Hayır yani tarikatçı zihniyetle ilgisi ama yok. Ama tarikatçılar çocukların ırzına geçer diye. Hayır canım böyle bir genelleme yani. Kim? Bu böyle bir genelleme Türk yapmadık ama. Türk milletinin içinde bakın yani o zihniyetle ilgisi tarikatlarda çocukların ırzına geçilir diye bir hükmü ben kabul etmiyorum. Hayır, tarikatlarda çocukların ırzına geçilir diye bakın, bir şey söylemedik. Tarikata niçin karşıyım? Tarikata çünkü tarikat bir orta çağ kurumu. Müride bağlılık var. Şeyhe bağlılık var. Şeyhin müridi var. Ona bağlı. Ve babadan oğula şeyhlik geçiyor. Bu nedenle karşıyız. Ama tarikatları böyle ırza geçilen yuvalar falan gibi görmeyi hiç doğru bulmuyor. Bu Türkiye'yi tanımamaktan özür dilerim. Dışişleri bir açıklama yapmış. ABD'ye bir YPK. Hani öyle bir tepki daha geldi mi acaba, yeni tepki diye konuşmuştuk şeye başlarken. Gelmiş böyle bir bu hatalı yaklaşımda ısrar edilmesini kınıyoruz. Bize danışılmadı bu mesele demiş dışişleri. Güzel. Son derece yanlış bir harekettir demiş. Dediğim yani gibi Türkiye ABD gerginliği gelişiyor ve bir Türkiye ABD cepheleşmesi gittikçe derinleşiyor. Buradan ben bütün partilere, sendikalara, herkese sesleniyorum. Yani Türkiye böyle çok büyük bir cebelleşme sürecine girmektedir. Burada bizim bütün milli kuvvetleri birleştirmemiz, bu vatan savaşından başarıyla çıkmamız önümüzdeki sorundur. Ve bu vatan savaşına da bu Tayyip Erdoğan'ın saray savaşıdır falan filan demeyi artık peki bırakalım. Evet. Çok yanlış. Çünkü o zaman şöyle bir... Bu nedir? Bu bozgunculuktur. Bir Türkiye vatan savaşı yaparken, Amerika ile savaşırken, bu Tayyip Erdoğan savaşıdır, tüfeği at, bu savaşta alet olma saraya şeyi, propagandası, peki, bir bozguncu propagandası. Peki, gene izleyicilerin de sorduklarından devam edeyim. Şimdi Erdoğan'ın yeni bir rejim kurduğu ve bu rejimin de şeriat rejimine doğru eğilimli olduğu iddia ediliyor. Özellikle milli eğitimdeki ders kitaplarında Atatürkçülüğün çeşitli unsurlarının çıkarılması, yerine cihat kavramının konması vesaire. Böylece AKP'nin laikliği yok etmeye doğru gittiği söyleniyor. Bu iddiaları abartılı buluyor musunuz yoksa bakın, doğru mu buluyorsunuz? Bir yeni rejim
Yani nasıl işte, kuruluyor? Bakın başkanlık sistemini getirerek bir yeni rejim kuruyorlar. O bir doğru. Ama daha dini bir rejim kastediyorum. Dinsel planda da doğru. AKP'nin belli ayak bağları var. Ondan sonra ideolojik şeyleri var, yükleri var, kökleri var vesaire. Bu tür müfredat, ondan sonra abdesthaneler açılması okullarda, mescitler açılması gibi bunların hepsine karşı Vatan Partisi mücadele ediyor. Danıştay'da davalar açıyoruz. Toplum içerisinde mücadeleler yapıyoruz. Laiklik, bilimsel, milli eğitim için mücadele platformları kuruyoruz ve bu dedikleriniz birer gerçektir ve buna karşı bütün milletçe mücadele etmemiz gerekiyor ve ediyoruz. Ama bunu başarabilirler mi? Mesela AKP Türkiye'de şeriat rejimi kuramaz. Çünkü onu önleyecek Türkiye'nin çok büyük bir gücü ve birikimi var. O şeriat rejimini kuracak AKP'de bir kabiliyet ve güç yok. Buna izin vermeyeceğiz. Bunu söylemek de çok önemli. Neden? Sürekli korkutuyoruz. AKP şeriat rejimi kuruyor. Ondan sonra seni kesecekler, seni sokakta boğazlayacaklar. O zaman vatandaş teslim oluyor. Yani AKP'ye teslim olmaya yol açan bu tür propagandalara da dikkat etmemiz lazım. Şunu tespit etmemiz lazım. AKP şeriatçı bir rejim kuramaz. Meydan okuyoruz. Vatan Partisi olarak kesinlikle buna izin vermeyeceğiz. Türk milleti de izin vermeyecek. Hı hı. Çünkü Türk milleti şeriatçılığı kabul etmez. Anladım. AKP'nin içinde de şeriatçılığı kabul etmeyen çok büyük bir güç var. Muhakkak vardır. Hatta şimdi, çoğunluk diyebilirim. Yani çoğunluk bilemem. Var. Evet. Demin biraz mecburen oradan oraya zıplarken bir şey yaptık. Yani kendi adıma bir hata yaptım. Sizin sözünüzü kestim. Yok yok. Bu hapisteki gazeteciler hakkında ne düşünüyorsunuz? Soru şey kaldı orada. Bakın, ve yüksek öğretimdeki... İşte atılmış KYK ile atılmış öğretim görevlileri. Onlar hakkındaki tam şeyinizi... Şimdi bakın buralarda hatalar var fakat şunu da görmemiz lazım. Biz Vatan Partisi yöneticileri ve Türk ordusunun komutanları olarak Balyoz Ergenekon tertipleriyle Türkiye bölünsün diye hapse atıldık. Hapse atılırken o gazeteciler ne yapıyorlardı? O yanlış uydurma haberleri yayıyorlardı. Mesela benim 25 bin silahı bir otomobilin bagajında Kuzey Irak'a geçirdiğimi Türk Genelkurmay'la birlikte Şahin o gazeteciler yazmıştı. İsim yani. Söylemeyeceğim yani. Öyle şimdi mi? Açıyorum telefonu. Ben İzmir'deydim diyor. Ve hem Sabah gazetesi manşet atıyor. Doğu Perecek Veli Küçük'e saygılarımla bilmem ne diye şey yolladı. Bir Türk generali saygılarımda da diyebilirim ama yayınladığı belge benim Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e yazdığım mektup. Ahmet Necdet Sezer'e yazdığım mektubu bu gazetecilerimiz. O dönemde nasıl bir gazetecilik yaptıkları belli canım yani. Ama şimdi bu gazetecilik değil. İşte ama, ama bakın bu aynı dönem. Bakın şimdi bu gazetecilik değil, bu suç. Şöyle suç. Bir terör örgütünün, Fethullah terör örgütünün Türkiye'yi bölmek için yaptığı tertiplerde görev aldılar. Bu suç. Yani bu hani yanlış haber hepimiz yapmışızdır. Siz de gazetecilik yaptınız. Ben de yaptım. Hayır, kasıtlı yanlış haber. Şimdi bakın hepimiz yanlış haber şey yaptık ama bir tertipte rol almak başka bir şey. Yani bakın Ergenekon ve Balyoz tertipleri kuruluyor, yapılıyor. Siz o tertipte bir rol alıyorsunuz ve suç işliyorsunuz. Bu eylem. Suç oluşturan bir eylem. Bu başka bir şey. Efendim hatta yanlış bir kaynaktan yanlış bir bilgi almışız. Onu ama yeteri kadar... doğrusunu isterseniz hadi... Yani bunlar böyle yanlış haber yapmak gibi masum insanlar değil. Bunlar ama bunlar o süreç boyunca bakın. Bunlar şimdi tek kişinin üzerinde tek kişi şey olsun demeyin. Mesela Ahmet Şık'ı sorayım. Yani Ahmet Şık da yahu Fethullah'ın Hakim değilim, yargıç değilim. Yani İmamın ordusu hakkında, diye yazdığı Fethullah aleyhinde... Yani onu tanıyorum şeyden. Hiçbir zaman tutarlı falan bir vaziyeti yoktur. Çıktı, koştu, Avrupa hemen önüne mikrofon koydu. Bunlar suç değil, hayır, ayrı mesele. Tutarlı olur olmaz ama bak, yani içeride bakın, olması doğru hatalar mu? Hatalar var. Tek tek insanlar üzerinde durmayacağım. Mesela... Berberoğlu'nun içeride tutulması bence yanlış. Hukuken Cumhuriyet yani. Gazetesi'deki... Orada da hatalar var ama şunu da görmemiz lazım. Bu Ergenekon tertibi, Balyoz tertibi Türkiye'de oldu. Binlerce subay içeri atıldı değil mi?
Evet ama aynı Cumhuriyet Gazetesi o sırada Ergenekon'da maalesef onları destekledi. Hayır, sizin destekledi. Çok hayır efendim. Ya, İlhan Selçuk kendi gücünden savunmaya çalışıyordu. Hı-hı. Ama Cumhuriyet Gazetesi'nin yöneticileri ve müdahil olarak da gelip o bizim davada tamamen savcının dizinin dibine oturdular. Yani Cumhuriyet Gazetesi ben bu suçtur demiyorum. Hı-hı. Ayrı mesele. Yani burada tek tek bireysel yani sorumlu. Yani içeride olmaları doğru mu şu anda? Bakın tek tek insanlar için işlerinde suçlular var. Hı hı. Yani ben şu adam, bu adam diye isim vermeyi doğru bulmuyorum. Çünkü hukukçuyum ama yaşadığımız olay var. Bu şahısların içinde önemli bir kısmı. Orada bir tertibe FETÖ'nün Türkiye'yi ele geçirmesi, Türk ordusunu hapse atması ve Türkiye'yi bölmesi Amerika'nın gladyosu olarak bu tertipte suç işlediler. Hı hı. Bu büyük suç. Bir cumhuriyeti yıkmaya kalktılar, bir vatanı bölmeye kalktılar. Bu büyük suç. Evet. Yani onun için bunların yargılanması gazetecilik yüzünden, haber yüzünden değil. İşlerinde hatalı tutuklamalar olur, efendim hatalı hükümler olur, o ayrı mesele. Her yargılamada bu tür yanlışlar olabiliyor. Evet. Ama işin özüne bakalım. Türkiye gladyodan kurtuluyor. Onun için yok, gladyodan kurtuluyor Türkiye. Evet. Bunun yanında yer alalım. Peki. Ama ondan sonra bu yanlışlarla da mücadele edelim. Evet. Efendim, şöyle çok kısa özetlemeye 30 saniye içinde çalışayım. Süremiz bitti çünkü. Benim gördüğüm kadarıyla Sayın Perinçek olaya şöyle bakıyor. PKK'ya ve FETÖ'ye olan mücadele asıldır. Geriye kalan şeyler önemli olmakla birlikte bunların yanında daha teferruat sayılabilir. Bütün siyasi tercihlerimizi de biz bunun üzerinden yapıyoruz demeye çalıştık. Amerika'yı da katalım buna. Evet, Amerika'yı da katalım. Burada da Rusya ve İran'ın yanında olmak, Suriye'nin yanında olmak. Onlar bizim doğrudur. Yanımda olsun. Beraber olalım yani. Onların yanında olmayalım da vatanımızın bütünlüğü için onlarla beraber hareket etmemiz şart. Evet. Zannediyorum çok yanlış olmayacak bir şekilde özetlemeye çalıştım. Efendim, mümkün olduğu kadar kısa bir süre içinde çok fazla konuyu konuşmaya çalıştık. Sürçülisan ettikse affola. Yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalınız. Evet, biz de saygılar sunuyoruz. Mehmetçiğin yanındayız. Afrin'de Türk ordusuna başarılar diliyoruz.